Sivir, Shurima çöl yaşamının zorlu derslerini çok küçük yaşlardan itibaren bizzat aldı. Büyük Sai çölünün en korkulan akıncı kabilelerinden biri olan Kıtaonlar tüm ailesini öldürünce küçük kız kendi durumundaki diğer yetimlere katıldı. Hayatta kalmak için tek umutları yörenin pazarlarından yiyecek çalmak ve satacak ufak tefek eşyalar bulmak için yarı yarıya toprak altında kalmış antik yerleşim kalıntılarına girmekti. Sıkışık tünellere ve unutulmuş yeraltı mezarlarına korkusuzca dalıyor, azıcık maddi değeri olan nesneler arıyor, en kıymetli eşyalar kimin olacak diye sık sık birbirlerine giriyorlardı. Diğer çocukları mezarların derinliklerine indiren hep Sivir oluyor ama çıkardığı defineler genellikle elinden alınıyordu. Sözde en yakın arkadaşı olan Mihira her şeyini çalınca Sivir bir daha asla ihanete uğramayacağına yemin ederek meşhur savaşçı İha Ziharo'nun yönettiği bir kiralık asker grubuna katıldı. Onlara rehberlik ediyor ve ayak işlerine bakıyordu. Silah kullanmakta gösterdiği başarı sayesinde zamanla Ziharo'nun sağ kolu oldu. Fakat bir yandan da akınlarda kazanç elde etmelerini sağlayan kendi stratejileri olduğu halde despot liderin hem altından hem de övgülerden aslan payını aldığını fark ediyordu. Ziharo'nun yerine geçmeye karar veren Sivir, diğer kiralık askerleri kendi tarafına çekerek kadına saldırdı. Ancak eski akıl hocasını öldürmeye eli gitmedi. Kadını çölde tek başına bırakarak kuru bir iyi şanslar dileyip çekti, gitti. Yıllar geçtikçe Sivir'le savaşçıları korkulması gereken kişiler olarak ün saldı. İyi bir ücret ödendiği sürece her işi kabul ediyorlardı. Bu işlerden biri de Naşramaeli saygın bir ailenin liderine kayıp bir aile yadigarını bulmasında yardımcı olmaktı. Aradıkları nesne Kalikar adında bir silahtı. Sivir, adamın kişisel korumaları eşliğinde aylarca Kalikar'ın peşinde koştu. Sonunda antik Shurima İmparatorluğu'nun bir kahramanının lahtinden çapraz bıçaklardan oluşan bir silah çekip çıkardı. Silah gerçekten bir hazineydi. Çoktan unutulup gitmiş bir çağın üstün zekasının ve büyüsünün ürünüydü. Sivir hayran kalmıştı. Hiçbir silahın tutar tutmaz eline böylesine oturduğunu hissetmemişti. Korumaların şefi silahı efendisine götürmek için istediğinde Sivir Kalikar'ı falsolu bir yay çizdirerek onlara attı. Şefin anında kafası koptu. Arkasındaki üç kişi de yere serildi. Sivir savaşa savaşa mezardan çıktı. Ardında sadece ölüler kalmıştı. Sivir'in şöhreti kısa süre içinde çölün ötesine de yayıldı. Noxus keşif birlikleri kuzey kıyısından iç bölgelere ilerlemeye başladığında bu dişli kiralık asker de kendini General Dukuto'nun en küçük kızı Cassiopeia'nın hizmetinde Shurima'nın kayıp başkentinin yağmalanmasına yardımcı olurken buldu. Karma karışık toplu mezar dehlizlerinden geçilirken Sivir'in savaşçılarından pek çoğu antik tuzaklara yakalandı ama Cassiopeia geri dönmeyi reddetti. Sonunda muhafız heykelleriyle ve geçmiş devrin ilah savaşçılarını tasvir eden kabartmalarla çevrelenmiş görkemli bir mezar kapısına eriştiklerinde Sivir içinde bir heyecan hissetti. Bu hayvan başlı kahramanlar ve yeraltı dünyasının iğrenç yaratıklarına karşı verdikleri savaşlar onu büyülemişti. Sivir'in dikkatinin dağılmasından yararlanan Cassiopeia hançerini paralı askerin sırtına saplayıverdi. Sivir acı içinde yere yığıldı. Kanı kumlara akmaya başladı. Cassiopeia Kalikar'ı kullanarak mezarı açtı. Ve böylece bilmeden mezarın lanet büyüsünü tetiklemiş oldu. Ölümün eşiğinde olan Sivir taştan bir yılanın gözlerinin önünde canlanıp zehriyle Cassiopeia'nın derisini kavurmasını seyretti.
kendinden geçmeden önce duyduğu son şey, mezardan kurtulup bir kere daha dünya yüzüne çıkan delirmiş ilahların kükremeleriydi. Fakat görünen o ki, kaderin sivirle işi henüz bitmemişti. Savaşçı farkında değildi ama kanında kadim bir kraliyet soyunun son izlerini taşıyordu. Uyandığında imparatorluğun son hükümdarı Azir'in onu bizzat tedavi etmekte olduğunu gördü. Azir'in yükseliş ritüeli elinden alınmış ve bu yüzden adı efsaneleşmişti. Sivir'in dökülen kanı hükümdarın ruhunu neredeyse 3000 yıl sonra yeniden uyandırmış, ritüeli tamamlamış ve ona bir ilah imparatorun bütün semavi güçlerini bahşetmişti. Azir, Şafak Vahası'ndaki kutsal havuzun şifalı sularını kullanarak Sivir'in ölümcül yarasını mucizevi bir şekilde geri almıştı. Sivir, Azir'in döneceğini iddia eden kehanetleri duymuş, böyle hayallere sadece ahmakların inanacağını düşünmüştü. Ama şimdi gözlerinin önünde gerçekleşen olayları yatsımasına imkan yoktu. Yer yarıldı, antik Şurima şehri döne döne yükselen devasa toz bulutları arasında mezarından çıktı. Ve güneşin kutsal ışınlarıyla parlayan altın bir diskle taçlandı. Derinden sarsılan Sivir, sırtında Kalikar'la oradan kaçtı. Eski hayatına dönmeyi her şeyden çok istiyordu. Ama kendini çoğu ölümlünün aklının almayacağı kadar büyük güçler arasındaki çekişmeye karışmış buldu. Ve Kaora şehrinde yolu yükselişe ermiş başka bir varlıkla kesişti. Hapsedildiği yerden kurtulmuş olan büyücü Zerat artık Azir'in soyunu tamamen ortadan kaldırmak istiyordu. Fakat Sivir, Alim Nasus'un ve Taliyah adlı genç bir taş dokuyucunun yardımıyla bir kere daha canını kurtardı. Sivir'in artık kendisine bir yol seçmesinin zamanı geldi. Ya kendisine sunulan kaderi kucaklayacak ya da Shurima'nın kayan kumlar arasında kendine yeni bir yaşam kuracak.